Sorulara geçelim. Buyurun efendim. Sorunuzla ilgili incele olarak vermek istiyorum. Klişe bir soru. Gideceğimiz yer belliyse, cennet, cehennem belliyse, kader dediğimiz olgu. Allah o zaman biliyorsa bu insana o konuların dışına çıkamama, o işi yapıp yapmama, bütün her şeyi belirleyip de işte cehennem ve cennete gidecekse o halde ben neden varım gibi genelde bir klişe soru var. Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Birçok yerde Evet. biliyorum ama siz acaba bu konuda ne diyorsunuz? Ben öyle demiyorum da o soruyu şöyle sorayım. Bizim bir irademiz yoksa, bizim yapmamız gerekenler bize dayatılıyorsa ve illaki o dayatılanları yapıyorsak, o zaman sonucun cennet ya cehennem olmasının ne anlamı var? Bu kendi başlı başına bu bir zulüm zaten. Öyle değil mi? Tam sizin sorunuzun ifadesi. Ama sizin ifadeleriniz farklıydı. Biliniyorsa dediniz. Şimdi orada bir şeyin önceden bilinebilmesiyle o şeyin dayatılmasını sorunuzda aynı kabul ettiğiniz için bu soruyu sordunuz. Aynı olmak zorunda mı? Biz insanlar için evet. Yani eğer bir yönetici diyorsa ki yarın borsa %5 artacak. Kesinlikle %5 artacak. Akşam oldu borsa %5 arttı tam dediği gibi. Hatta biraz daha şey yapalım. %5 arttı olur mu bu kadar korkunç? Yüksek mi düşük mü bilemedim. Ama %3,87 artacak dese. Ve ertesi gün hakikaten kapanışta borsa 3,87 olsa ne düşünürüz? Kontrol etti süreci, dayattı. Yani birilerine müdahale etti. İllaki müdahale etti. Ve bu sonucu sağladı. Başka türlü olamaz diyoruz. Veya şöyle olsun, bir seçim var, bir referandum var. Ülkenin yöneticisi diyor ki bu referandumu biz %64,86 ile alırız diyor. Ondan sonra iş bitiyor, açıyor %68 nokta işte tam dediği küsurata kadar, hatta oy sayısına kadar biliyor. Ne düşünürüz bir? Ya, milletin attığı oylar şöyle yalan, hepsini bunlar o sayı koydular oraya. Mümkün değil başka türlü. Mümkün değil dediğimiz kimler için mümkün değil? Biz kendimiz, biz insanlar için. Peki Yaradan şöyle iddia ediyor. Benim açımdan diyor, ben zamanı aşkın bir şekilde bilebiliyorum diyor. Ben gaybı da biliyorum diyor. Allah Azze ve Celle kendi bilgisini iki şey üzerinden tanımlıyor. Alimul gaybi ve şehada. Allah gaybı da bilir, şehadeti de bilir. Şehadet dediği tanık olunan, yaşanan, fizikte böyle T0 anı diye çizdiğimiz olayın gerçekleştiği an. Şuhud, tanıklık. Cenab-ı Hak tanıklık ilmi var bizim gibi. Yani olay yaşandığı zaman da biliyor ama ayrıca yaşanmadan da biliyor ve yaşandıktan sonra da biliyor. Diyebilirsiniz ki biz de yaşandıktan sonra da biliyoruz. Bizim ne tanıklıktaki bilgimiz tamdır, tanık yani yaşanırken sınırlı biliyoruz. Mesela şu anda yaşanma anında ben şu kadarını biliyorum. Kapı sokaktaki olayları bilmiyorum. Elazığ'da ne oluyor şu an onu da bilmiyorum. Bizim farlarımız yani yaşanan alanda da T0 anda da sınırlı şeyler biliyoruz. Yaşanmışlıkları da geçmişe dönük sınırlı biliyoruz. Çok dibe kaldığı zaman da bilmiyoruz. Onlar da gayb oluyor artık. Bir de gelecek var onu hiç bilmiyoruz. Geleceğe dair bizde benzetirsek eğer tahmin denen bir şey var. Bence şöyle olur. Ama bu kesin bir şey değil. Buna ilim denmez. Bu bilgi değil. Cenab-ı Hak ilim diyor. Ben diyor yarın borsanın nasıl sonlanacağını bilirim diyor. Ben 10 yıl sonra ne olacağını da bilirim. Zaman denen dişliye takılmam. Yani böyle milimetrik dişliler gibi düşün, saat dişlileri yaşandıkça açılıyor. Ve bekleme, 5 saniye sonrasını böyle açın sahneyi göreyim diyemezsiniz. O saniye gelecek, sahne açılacak, o saniyedeki olayları da görür. Bu bizim her şeyi bilmeyen sınırımız bu bizim, kulluk dediğimiz şey. Ama bir saniye yani nasıl olabilir ki diyoruz.
Cenab-ı Hak benim böyle bir ilmim var diyor. O zaman sorunun benim versiyonuma geçiyoruz. Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki tamam biliyorsan biliyorsun yani bir şey diyemeyeceğim. Ama şöyle bir şey varsa ben itiraz ederim. Yani senin bilmen benim tercihlerimi baskılıyor ise ben irademle değil de o sen bildiğin için öyle yapmak zorunda kalıyorsan o zaman seninki de zulüm oluyor. Allah Azze ve Celle hayır diyor. Benim bilmem seni baskılamıyor. Seni baskılamadığım halde biliyorum. Bu zaten gaybı bilmedeki espri bu. Baskılayarak bilsem ben kendimi gaybı bilenim diye sunarsam ne gaybı ya sen zorluyorsun zaten. Zorlayarak yapıyorsun. Onu da herkes yapar. Gücü eline geçiren zorlar, zorladığı sonucu oluşturur. 10 gün sonra da şöyle olacak. Yani o zaman kimseye irade bırakmıyorsanız dediğinizi zorla yaptırıyorsunuz. Bu bilmekteki, bilebilmekteki espri değil bu. Bu tanrısal bir bilebilmekse, insanların iradesine dokunmadan bilebilmekse, aşkın kudretin bilebilmesi, ilahi zata uygun bir şey, o zaman övgüye değer olur. Muha! Bilebiliyorsun demek ki. Şimdi sihirbazlar çıkıyorlar. İnsanların takıldığı süreci yani sonrasını bilebilmek. Geliyor diyor ki elinde böyle bir zarf var. Önce bunu bir koyalım diyor. Heyete veriyor. Sağlam bakın buna. Sonra dönüyor başka şeyler yapıyor. İşte bir şeyler oluyor, bir şeyler birilerine bir şey soruyor, ötekinden başka bir şey öğreniyor. Birikine başka bir şey seçtiriyor, şuradan bir şey seç diyor. Ötekinden şey yapıyor. En sonunda bir ne oldu diyelim ki bir şey bir sonuç ortaya çıkıyor. Bir sürü değişkene bağlı, bir sürü değişkene bağlı. Hatta o arada bir tane de sahneden bir değişken katıyor işin içerisine. Vermek istediği olay şey şu, pek çok değişkenin girip çıktığı bir olay yaşandı. Sonuçta bir şey çıktı ortaya yani ne oldu? İşte papaz çıktı ne bileyim bir şeyler oluyor yani veya maymun veya bir şey. Sonra diyor ki o daha yeni geldiğim zaman verdiğim bir zarf vardı. Açıp bakabilir misin? Zarfı açıyorlar. Aynı şey orada çıkıyor. Millet böyle. Neyi ispat etti? Bu kadar farklı değişkenine rağmen sonucun ne çıkacağını önden bildi. Bu olası olmaması gereken bir şey. Mümkün değil. Adam diyor ki bana şöyle şey tuttu bir sürü işte şey yapıyor. Seç dedi birini ben seçtim rastgele yani onlarca resim var. Meyve resmi mesela. Ben biraz meraklıyım bu sihirbazlıkların nasıl olduğuna da bu not defter notu gibi gözüken ve size şöyle yapıp tuttuğu şeyde bir şey var. O yapraklar aslında bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun yapraklar tamam mı? Size tuttuğu zaman böyle yaprakları kıvırıyor. Onlarca resim görüyorsunuz sanatçı resmi veya meyve resmi. Bunlardan birini seçeceksin diyor. Sonra size böyle veriyor. Bu sefer bu tarafı değil bu tarafı verdi size. Farkında değilsiniz. Siz aç diyor oradan bir tane. Şöyle kağıdı kaldır. Et. Ne gördün onu söyle bana. Hatta bana da söyleme sende kalsın. Siz rastgele bir yaprak açıp halbuki o yaprakları kaç o şekilde ne kadar açsanız hep elma çıkacak. Başka şansı yok çünkü bu kez uzun yaprakları tutuyorsunuz. Şimdi siz bak gördüğünü aklında tut diyor. Ne gördün sen? Elma gördün. Sende kalsın. Bana söyleme. Şimdi başka şeyler de katıyor işin içerisine. Sonuçta diyelim karma karışık bir şey oldu. Biraz elma, biraz armut. Sahneden birini de katıyor işin içerisine. Sonra elma, armut, karmaşık bir resim çıktı ortaya. Birleştirdi. Diyor ki işte açın önden getirdiğim kağıdı açıyorlar o var orada. Veya çakılı bir şeyin içerisinden hani iyice güvenilir kılmak için. Bu ispat etmeye çalıştığı şey önden bilebilmek. Allah Azze ve Celle'nin zatını övdüğü şey zamanı aşkın bilebilmektir. Yoksa kullarını zorlayarak ben senin cehennemlik olduğunu nasıl bildim biliyor musun? Ha, sen çok defa cennetlik olmak için de uğraştın ama hep önünü kestim. Dedim sonra benim bildiğim yanlışa çıkar ya adam. Bak uğraşıyor. Hemen şeytanları gönderdim başına engelledim seni. Böyle bir şey den mi söz ediyoruz? Asla. Kitabı başından sonra kadar okuyun. Allah Azze ve Celle kulların iradesine sesleniyor. Tercihlerine sesleniyor. Ama zatının yani Allah Azze ve Celle'nin zamanı aşkın bir bilebilmesi varsa
Ne yani bilmesin mi? Ben diyorum ki ya Rabbi sen bilebiliyorsan tabii ki ben seni engelleyecek halim yok. Ama beni etkilemediğinden emin olalım. Cenab-ı Hak bizi etkilemediğini, bize hiçbir şeyi dayatmadığını söylüyor. Neyi de dayatmıyor derseniz, orayı netleştirelim, tercihlerimizi de dayatmıyor. Koşullarımızı Cenab-ı Hak belirliyor zaten. Yani başta bu dünyaya geldik. Çok temel parametreler var. Bir defa erkek mi geleceğiz, kadın mı geleceğiz bu dünyadaki rollerimiz açısından? Kim belirledi bunu? Allah belirledi. Koşullarımızı belirliyor. Peki hangi zamanda geleceğiz? Şöyle bir gelmeden önceki zamandan bakın. Yani 300'de de gidebilirsin, milattan önce 500'de de gidebilirsin, milattan sonra 1000'de de gidebilirsin, milattan sonra 2000'de de gidebilirsin. Biz kaçta geldik? İşte 1900 falan. Biz bu irademizin dışında bir şey ama 500 yıl önce gelsen hayat koşulları o kadar bundan başka ki, bambaşka. Hangi coğrafyadan giriş yapacaksın? Anadolu'dan mı giriş yapacaksın? Chicago'dan mı giriş yapacaksın? Wuhan denen yerden mi giriş yapacaksın şu günlerde virüsün çıktığı yerler? Bunları kim belirliyor? Allah Azze ve Celle belirliyor. O zaman biz şunu öğrenmek istiyoruz. Her nereden giriş yaparsak yapalım hayata, hangi zamanda giriş yaparsak yapalım hayata, hangi biçimde erkek yahut kadın giriş yaparsak yapalım hayata, hangi anne babadan, hangi etnik kökenden giriş yaparsak yapalım hayata. Eğer bu bizim dışımızda olan değişkenler hayatımızdaki sonuçları etkileyecekse, yani benim Müslüman olmamı yahut kafir olmamı sonucu etkileyecekse, sonsuz cennet veya sonsuz cehennemi etkileyecekse, o zaman tavşana kaç, tazıya tut denen bir sistem var demektir. Burada Allah'ın yaptığı zaten zulüm. Yani bize kalmadan zaten Allah kendisi zulmü yapıyor demek. Beklentimiz ne? Nereden girersek, hangi zamanda girersek girelim, sonuç kafir olarak ve iyi veya kötü olarak iyi bir yaşam çıkarmak yahut kötü bir yaşam çıkarmak Allah'ın katında buradan ayrılırken bunların hiçbirine bağlı olmamalı. Neye bağlı olmalı? Bizim iyi olmak istememize yahut kötü olmak istememize bağlı olmalı. Ben hiçbir koşulun rehinesi olmamalıyım. Hiçbir koşula gebe kalmamalıyım. Fırsat eşitliği mi olmalı? Yani Wuhan'da dünyaya geldim diye, Chicago'da dünyaya geldim diye, kafirliğin baskın olduğu bir ortamda dünyaya geldim diye, kafir kalıyorsam ve oluyorsam, şartlara mahkumsam, Cenab-ı Hak kusura bakmayın kimseyi sınadığı falan yok. İstanbul'dan gönderince mükemmel Müslüman oluyor, cennete gidiyor. Mekke'den gönderince hele Firdevs'e gidiyor. Ama işte kötü yerler, her yer kötü, öyle de anmak istemiyorum. Peki o zaman koşullara gebe miyiz? Cenab-ı Hak diyor ki hayır. Kullu mri'in bima kesebe rahin. Kullu mri'in bima kesebe rahin. Her kişi ancak kazandığının rehinesidir. Yani sadece iradeyle yapmak istediğiniz şeyin sonucuna mahkumsunuz. Başka hiçbir şeyin sonucuna, babası kötü bir adammış, caniymiş, annesi hapisteymiş, ne bileyim zaten suçun ortasında doğmuş, ait olduğu etnik köken, bulunduğu coğrafya, geldiği zaman bunlara mahkum kalmış. Düşünebiliyor musunuz? Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmışız. Ya Rabbi bak, bizi de peygamber zamanında gönderseydin, biz de cennetlere gitseydik. Ya Rabbi beni de erkek gönderseydin, bak nasıl cennetlik oluyordum. Ya Rabbi bana zenginlik verseydin, zengin ol. Bak zenginlerin hepsi cennete gidiyor, fakir kalandık. Koşullardan ötürü mahkum olduğumuz bir sonuç. Böyle bir itiraz bile duymuyorsunuz. Kim? Böyle bir durum yok çünkü. Herkes sadece iradesinin neticesinde ne olmak istediğine kendisi karar veriyor. Koşulları Allah Azze ve Celle istediği gibi değiştiriyor. Biz o koşullarda kendi tepkimizi ortaya koyuyoruz. Ve sadece bizi bağlayan tepkilerimiz. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, ne erkek olmanız ne kadın olmanız sonucu değiştirmez. لِرِّجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُوا Erkekler için de kazandıklarının, bak iktesebu, kazandıklarının karşılığı var.
وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ Kadınlar için de kazandıklarının karşılığı var. Dolayısıyla sen kazanmaya bak. Hangi rolde fakir, zengin, erkek, kadın tarihin öncesinde sonra hiçbir şey etkilemez sonucu. Hani kadın olunca kazandığının karşılığı verilmiyor. Niye sen kadınsın? Vermiyoruz size. Erkek olunca iki kat veriyor. Böyle bir şey yok. Böyle anlattığım bir yerde biri sor dedi ki hocam öyle diyorsun da adamın var 10 milyon dolar parası. 1 milyon dolarını harcıyor onda birini. Ona hiç bir zararı yok. Kim bilir nereleri kazanıyor. İnfak etmek bu kadar değerli değil mi Allah'ın kitabında? Tamam dedim. Ha benim yok dedi işte. Ben de ona dedim ki senin de 10 liran var. 10 liran. 1 lirasını harcadın. Harcadın 1 lira bir şey değil zaten. Allah da sana aynı sonucu verdi. Huzuruna çıktın Cenab-ı Hakk'ın. Baktın ki o 1 milyon dolar harcayan adamla aynı yerdesin. Allah Allah dedi nasıl olur? Cenab-ı Hak dedi ki burası onda bir harcayanların kazanma düzeyi. Çünkü o da 10 milyon dolar vermiştik. 1 milyon dolarını harcadı bizim uğrumuzda. Sana da 10 lira verdik, 1 lirasını harcadın bizim uğrumuzda. Onda bir harcayanların hepsi burada. Allah Azze ve Celle hesabı biliyor. İradedir burada önemli olan. Hatta orada başkaları da var baktın, hiç parası pulu olmayan. O da demiş ki olsa da demiş yarısını versem diye içtenlikle böyle niyet almış. Sahici bir şey bu. Cenab-ı Hak onu %50 harcayanların ligine almış koymuş. Müslim'de bir sahih hadis var. Resulullah diyor ki bir kimse Allah Azze ve Celle yolunda katledilmeyi yani bir canım var ya Rabbi ne güzel olur senin uğrunda bunu kaybetmek, huzuruna böyle çıkmak. Ben canımı senin uğrunda kaybettim. Kötüler beni sırf senin yolunda olduğum için, dürüst kaldığım için katlettiler. Sen şehadeti yerine getir demiştin. Gördüğün tanıklığı وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Tanıklığı Allah için yapın demiştin. Ben gizlemedim. Adalet yerini bulsun diye hiç tanımadığım bir kimse. Hatta tanıdıklarıma karşı bile olsa gözümün gördüğünü gittim söyledim sonra beni vurdular. Senin uğrunda oldu bu iş. Böyle çıkmak istiyorum huzuruna diye gönlünden veya Allah yolunda veya vatanını korurken, dinini, ırzını, namusunu hatta paranı korurken. Resulullah dedi ki karşına biri çıktı, paranı istiyor. Çıkardı silahını ver. Ne yapayım? Resulullah dedi ki verme. Vermeyeyim. Şu adam beni öldürürse dedi. اَرَأَيْتَ اِنْ قَاتَلَنِي Ya benimle savaşırsa فَقَاتِلْهُ Sen de onunla savaş. Dedi ki اَرَأَيْتَ اِنْ قَاتَلَنِي Adam beni öldürse فَاَنْتَ شَهِيد Sen o zaman şehitsin. Dedi ki اَرَأَيْتَ اِنْ قَتَلْتُهُ Ya ben onu öldürürsem o esnada فَهُوَ فِي النَّارِ O ateştedir dedi. Şimdi yani Allah Azze ve Celle uğrunda ölebilmenin çeşitlerini kısaca anlatmak istedim. Ama istiyoruz ki huzuruna çıktığımızda böyle virüsten, mikroptan, Wuhan'dan gelen bilmem neyden böyle değil de böyle bir nedenle ölmüşüz. Ama böyle olmasa bile Allah Azze ve Celle dedi ki bunu kalbinden gerçekten istemişse Allah'ın huzuruna böyle çıkar. İşte biz buna اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ diyoruz. Fırsat eşitliğinin kompanze edildiği hiç görünürde olmayan bir alan. Yani bazıları soruyor fırsat eşitliği nasıl sağlanacak? Bir şunun şunu var, bunun bunu var. Belki'nin ayağı yok, mescide bile gidemez. Resulullah şeyden dönüşü, sefer dönüşü dedi ki اِنَّ بِالْمَد۪ينَةِ لَاَقْوَامًا Medine'de öyle kimseler var ki her attığınız adımda sizinleydiler. Her çıktığınız tepede sizinleydiler. Her indiğiniz konakta sizinleydiler. Nasıl olur dediler. Onlar Medine'de biz bu sıcak yolculuğu çektik. حَبَسَهُمُ الْعَذْرُ Onları özür engelledi. O kadar istiyorlardı ki. Ama özürleri onları engelledi. Dolayısıyla koşulları Cenab-ı Hak yaratıyor. Biz koşulların asla mağduru değiliz. Niyetlerimiz bile karşılık buluyor. Yani elimizde imkan yokken bile o yüzden niyetlerimizi çok iyi, güçlü, kalıcı olabildiğince geniş yaparsak Allah Azze ve Celle katında sonuçlara o denli kavuşuruz. Sorunuza cevap oldu mu? Peki efendim. Başka bir soru var mı?